Herkese merhaba, selamlar, sevgiler. Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz ki transfer dönemi başladı. Ben de elimden geldiğince teyit aldığım bilgileri Twitter hesabımdan paylaşmaya başladım. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirirsiniz. Biz Hataylılar olarak çok burukluğu çok büyük olan bir bayram geçiriyoruz. Yani sevdiklerimiz, şehrimiz hiçbir şey yok, hiçbir şey kalmadı. O günü hiç kimse unutamıyordur herhalde. İlk defa ablam oğlu olmadan bir bayram geçiriyor. Ben ilk defa yeğenim Arda olmadan bir bayram geçiriyorum. Çoğu arkadaşlarımın, çoğu tanıdıklarımın annesi babası olmadan bayram geçiriyor. Tamamen ailesini kaybeden insanları tanıyorum etrafımda. Allah hepimizin yardımcısı olsun ama bir şekilde hayat isteseniz de istemeseniz de devam ediyor ve yaşadığımız sürece de hayata bir yerden tutunmak gerekiyor. Tabii ki de toparlama evresi çok uzun sürüyor. Hala toparlamış değilim. Yeğenimin acısı hala kalbimde tazeliğini koruyor ve hep de korumaya devam edecek. Tabii ki de eminim bu videoyu izleyen çoğu insanın yakınlarından birisi de vefat etmiştir. O yüzden acı tek değil, acı ortak. Allah hepimize sabır versin inşallah. Şimdilik herhangi bir spor kulübüyle veya bir spor kurumuyla anlaşmış değilim. Daha çok vaktimi aileme harcıyorum. Çünkü öncelik, bunu da çok net bir şekilde gördük, aile her şeyden önce geliyor. O yüzden şimdilik ailemi toparlamaya çalışıyorum. Moralleri düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki de kendi moralimi de aynı şekilde. Boş vakit olduğu için artık belki video sıklığını arttırırım. Transfer dönemi de başladı. Eskiden olduğu gibi, önceden olduğu gibi transfer haberleri de paylaşıyorum. İlgi olursa, alaka olursa paylaşmaya devam ederim. Bu şekilde devam edebilir videolar, bilgiler. Yarın da takım toplanıyor. Bugün ben videoyu çektiğim gün 28 Haziran. Bayramın ilk günü, ikinci gününde de yarın takım Riva Milli Takım testlerinde toplanacak Hatayspor. Yeni sezonun hazırlıklarına start verecek. Açıklanan transferler de orada olacak. Aynı zamanda altyapıdan futbolcular da orada olacak ve kiralık olarak giden, sezon başında Hatayspor'un anlaştığı ve kiralık olarak başka takıma giden futbolcular da orada olacak. Aynı zamanda depremden sonra kiralık olarak giden ve Hatayspor'un yol ayrımına gitmediği futbolcular da yarın kampta birlikte olacak. Ben bugün yeni transferler takıma neler katabilir, bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz Carlos Tandberg ile başlayalım. Hatayspor'un Volkan Demirel Hoca'nın ilk duyurduğu transfer Carlos Tandberg, İsveçli golcü, 27 yaşında. Oyuncuyu izlediğimiz zaman hızlı, seri ve bitiriciliği yüksek bir futbolcu olarak gözüküyor. Hatayspor'un da son 2 yıldır, son 3 yıldır, 2,5 yıldır forvet profillerine bakacak olursak no name isimlerle gidiyorlar. Bupenza hani risk transferiydi, geldi başarılı oldu. El Kabi aynı şekilde geldi başarılı oldu. Carlos Tandberg de fazla no name bir isim sayılmaz aslında. Daha önce Türk kulüplerinin radarına girmiş bir futbolcu. Türk kulüplerinden de başka takımlar ilgileniyordu Carlos Tandberg'le ama Hatayspor bu transferi bitirdi. Bence Hatayspor'a katkı sağlayabilecek, yine o Bupenza'da olduğu gibi, El Kabi'de olduğu gibi Hatayspor'un gol yükünü, forvetteki verimliliğini arttırabilecek bir futbolcu Carlos Tandberg. Bu sezonda 26 maçta 15 gol atmış. Yani istikrarı olan bir futbolcu. Tam tersi mesela Bupenza bilinmeden geldi, burada istikrar sağladı. Bence El Kabi tam tersiydi. El Kabi bence gelmeden önce de istikrarlı olan bir isimdi. Ama El Kabi'nin özellikle son yarım sezondur çok büyük bir düşüşte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bitiricilik konusunda pek iyi değildi. Girdiği çoğu pozisyonu gole çeviremiyordu ki bazı maçlarda da, özellikle bu sezon, hani geride bıraktığımız sezon diyelim, kanat olarak da oynuyordu. O yüzden bence hem Bupenza hem de El Kabi'den çok ayrı bir profil, daha çok forvet gibi duran bir Carlos Tandberg var karşımızda. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yaşının da genç olduğunu düşünüyorum ve
fiziği, oyun stilinin de Süper Lig'e çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ben Karlaştan Berk'in iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Umarım da katkı sağlar. 26 maçta 15 gol atmış İsveçli golcü. 27 yaşında, umarım Hatayspor'a gerekli katkıyı verir. Ben doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok da şey var, onu da söylerim. Forvet bölgesinde de çok takviye yaptı Hatayspor. Şöyle, Carlos'tan Berk'in birinci yedeği veya Bertu, belki formayı vermeyecek, onu da söyleyebiliriz. Bertu var. Carlos'tan Berk, Bertu. Biliyorsunuz Onur'ları var. Onlardan da bahsedeceğim. Bahsettiğim zaman da zaten o forvetteki geniş kapsamlı oyuncu grubuna da gireceğim. Oğuzhan Matur Hataylı olan bir isim. Sol bek futbolcusu. Zonguldak Kömürspor'da oynayan bir futbolcuydu. Hatayspor'a transfer oldu. Biraz da Ahtep Efa transferi olduğunu düşünüyorum ben bunun. Oğuzhan Motur genç, potansiyelli bir isim ve Hatay depreminde de birçok yakınını kaybeden bir isim. Tabii ki de bu yüzden transfer mi oldu diyeceksiniz. Hayır, alakası yok. Potansiyelli bir isim. Rotasyonel bir takviye olarak transfer edildi Oğuzhan Motur. Umarım başarılı olur. Çok fazla detaylı oyuncuyu tanımadığım için çok da büyük yorum yapamayacağım, çok da fazla yorum yapamayacağım ama genç potansiyelli futbolculara her zaman benim olumlu bakış açım olduğunu söyleyebilirim. Görkem Sağlam, Giresunspor'un futbolcusuydu biliyorsunuz geçen sezon. Sözleşmesi sona erdi ve Hatayspor'a imza attı Görkem Sağlam. Şimdi bu transferi şöyle değerlendirmek gerekir bence. Ben her zaman takımlarda hani bir oyun aklının olduğunu, bir sahaya oyun aklını yansıtacak bir futbolcunun olması gerektiğini düşünenlerdenim. Görkem Sağlam Hatayspor için bu olabilir mi, olmaz mı? Bu tabii ki de çok geniş kapsamlı bir soru. Cevabı da hani zaman geçtikçe belli olacak bir soru bence. O yüzden Görkem Sağlam transferine nötr olarak bakıyorum. 8-10 oynayabilen, aynı zamanda hatta yorumları da okudum. Giresunspor'un bazı maçlarında stopere bile çekilen çok yönlü bir futbolcu. Bu futbolculara da çok olumlu bakıyorum. Ben hani devşirme oyuncuları pek beğenmem veya pek tavsiye etmem ama hani en azından özellikle Anadolu kulüplerinde, özellikle Hatayspor'da da belli zamanlarda kadro kısıtlamasının çok daraldığını da görebiliyoruz. Özellikle bu tür kulüplerde birçok mevkide oynayan futbolcuların çok büyük katkıları oluyor. Görkem Sağlam da bunlardan bir tanesi. Eğer Görkem Hatayspor'da düzenli bir ilk 11 oyuncusu olacaksa hem 8 hem 10 numarada oynayabilen, bağlantı oyununu kurabilen bir oyuncu olacak. Almanya kökenli olan, Alman disiplinini almış, Alman futbol kültürünü almış bir isim. Ben kumaşının çok kaliteli olduğuna şüphem yok. Ama performans olarak ne kadar üste çıkabilir, bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu transfere dediğim gibi nötr bakıyorum. Bence biraz zamana ihtiyacı var Görkem'in. İzlememiz lazım, görmemiz lazım. Nasıl bir futbolcu olduğuna dair yorumları bence o zaman yapmamız lazım. Ama dediğim gibi her kulüpte bence 8-10 bağlantı oyuncusu olabilecek, diğer mevkilerde de görev verildiği zaman oynayabilecek bir oyuncuya her zaman ihtiyaç vardır. Hatayspor'da da bu noktada Görkem transferini o anlamda yapmış diyebiliriz ama oyuncu hakkında olumlu veya olumsuz bir şeyi izledikçe söyleyebiliriz bence. Geçelim Onur Arı'ya. Şimdi Carlos Tanberg, Bertu Özgür Yıldırım ve Onur Arı da Hatayspor'un forvet takviyesini oluşturacak isimlerden bir tanesi olacak. 22 yaşında genç bir futbolcu. Eskişehirspor'da önemli başarılara imza atmış ve birçok kulübün radarına girmiş bir futbolcu Onur Arı. Volkan Demirel'in yoğun isteği üzerine Hatayspor'a imza attı. Her zaman dediğim gibi özellikle potansiyelli ve genç futbolculara olumlu bakıyorum ve bu aynı zamanda forvetse benim için çok daha cazip bir şekilde oluyor. Çünkü ben potansiyelli forvet oyuncularını çok beğenirim ve çok severim. O anlamda Onur'un ben başarılı bir forvet transferi olduğunu düşünüyorum. Onur her zaman görev verildiği zaman oynayabilecek, boyu 1.95 olan, fiziği kuvvetli, hani o forvet standartlarına uyan bir futbolcu. Bence Onur Arı Hatayspor'da başarılı olacaktır ki olası bir, bu arada söyleyelim bunu, Bertuğa teklifler var. Bertu takımda kalmak istiyor ama olası bir Bertu ayrılığında da Onur Arı hemen bence Bertu etkisi yaratabilecek potansiyelde olan bir futbolcu. Bu arada şunu da söyleyelim. Bertuğ'a çok daha fazla şans verilseydi Ömer Hoca döneminde Bertuğ için çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama Bertuğ da özellikle Volkan Hoca'dan sonra hem Hatayspor'da hem milli takımda hem de depremden sonra gitti Antalyaspor'da oldukça iyi form tuttu, goller attı, takıma katkı sağladı. O yüzden
Bertuğ'a da teklifler var ama Bertuğ ilk önceliği takımda kalmak, bir sene daha Hatayspor'da kalmak. Onur da aynı zamanda forvet takviyesini oluşturacak oyunculardan bir tanesi. Bertuğ gitse bile dediğim gibi Bertuğ potansiyelini verebilecek bir oyuncu. Şimdi de geçelim Visser Bekaj. Visser Bekaj bugün açıklandı Hatayspor. Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiğini açıkladı. Aslında bu transfer haberi yaklaşık 1-1,5 ay önce Ertan abi, Yağız abi tarafından verilen bir haberdi. Biliyorsunuz Ertan abi de Yağız abi de Sports Dijital'de görev alıyor. Onların haberiydi. Daha sonrasında oyuncu ile ilgili bir durum yaşandı. Visser Bekaj 12 ay futboldan men edildi. Bu bilgi üzerine Hatayspor bir transferden geri çekilme kararı aldı gibi oldu. Ama daha sonrasında bugün de özel olarak öğrendim zaten Twitter hesabından da paylaştım. Visser Bekaj'ın aldığı 12 ay men Türkiye'de geçerli değil. Herhalde sadece ülkesinde geçerli. Herhalde kısmını şu yüzden söylüyorum. Ülkesinde geçerli mi değil mi onu bilmiyorum. Ama Türkiye'de oynayabilecek, Süper Lig'de oynayabilecek. Bunu teyit ettirdim. Hatayspor'da bu transferi bunu öğrendikten sonra yaptı. Onu da dile getirelim. Yani Visser Bekaj evet rakip takımla kavga ettiği için, rakip takımın bir futbolcusuyla kavga ettiği için 12 ay futboldan men aldı ama Süper Lig'de oynaması için herhangi bir sorun bulunmuyor futbolcunun. Visser Bekaj Kosovalı, Kosova milli takım kalecisi de aynı zamanda. Sözleşmesi sona eriyordu ve Hatayspor'a da bedelsiz bir şekilde imza attı. Volkan Demirel'in bizzat istediği ve transfer listesinde birinci sırada bulunduğu isim Visser Bekaj. Volkan Hoca bizzat istiyordu oyuncuyu ve hani o talihsiz bir durum yaşanmış olsa bile Hatayspor bu durumu iyice araştırdı ve oyuncunun Türkiye'de oynamasına engel bulabilecek bir şey çıkmadı ve engel olabilecek bir şey çıkmadı ve oyuncuyu transfer etti. Yani Visser Bekaj Süper Lig'de oynayabilecek 12 ay men kararı Türkiye için geçerli değil. Onu dile getirelim. Bence iyi bir kaleci. Ben aslında az önce videoya girmeden önce de biraz izledim oyuncuyu. Boyu yüksek, 1,91 boyunda. Özellikle birebir kurtarışlarda etkili olabilen, ayağını iyi kullanabilen bir kaleci. Genç de bir kaleci. Bakıyor sana ya şimdi şöyle giden transferlerden bakalım. Yani şu an anlattığım transferlere bakalım. Sadece Matur'un olsa Matur'un da bir yaşını öğreneyim. Ondan sonra size daha bilgi vereyim. 23 yaşında bakın. Carlos Tanberg 27 yaşında. Oğuzhan Matur 23 yaşında, Görkem Sağlam 25 yaşında, Onur Arı 22 yaşında, Visser Bekaj 26 yaşında. Daha 30 yaşına ulaşabilen veya 30 yaşını geçmiş bir futbolcu konuşmuyoruz Hatayspor için. Çok net bir şekilde de gözüküyor ki Hatayspor gençleştirme politikasıyla transferlerini ilerletiyor. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Visser Bekaj önemli bir transfer ve benim en çok beğendiğim ve en çok da içime sinen transfer Dele Basiru. İngiltere'den gelen Dele Basiru Nijeryalı merkez orta saha fiziğine çok hakim. 33 maçta da bu sezon forma giymiş, 4 gol atmış, 1 de asist yapmış. Sheffield ve takımından gelen ve City altyapısı olan Dele Basiru bence Hatayspor'un en iyi transferi şu an bu diyebiliriz ki genel olarak göreceksiniz ki Allah sakatlık vermesin. Basiru oynadığı sürece çok isminden bahsettirecek ve daha 22 yaşında fiziği harika olan ve İngiltere gibi alt ligden gelmiş olsa bile mesela İngiltere'nin bir alt ligi Türkiye Süper Ligi'nden daha fiziki yüksek ve daha hani böyle efor sarf etmen gereken bir lig. O yüzden Dele Basiru bence Süper Lig'e harika adapte olacak ve bence Hatayspor harika bir merkez orta saha transferi yaptı. Bunu söyleyebilirim ki oyuncuyu izledikten sonra ve oyuncu potansiyelini gösterdikten sonra sadece Hatayspor'un en iyi yaptığı transfer değil, bu sezon yaz transfer sezonunun da belki de Türkiye içerisinde yapılan en iyi transferlerden bir tanesi olabilecek. Bupenza etkisi yaratacağını düşünüyorum. Tabii ki de mevki olarak, oyun stili olarak farklı olabilir ama hani en azından ses getirme anlamında ben Dele Basiru'nun Bupenza etkisi yaratacağını düşünüyorum. Büyük kulüplerin radarına girebileceğini düşünüyorum. Bence harika bir transfer yaptı Hatayspor bu konuda. Fiziği harika, site altyapısı olan ve bu oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı Hatayspor. Harika bir transfer, 10 numara bir transfer. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer transfer de Armin Odzic 23 yaşında. Bosna Hersekli futbolcu
Kasımpaşa'ya transfer olan Arnautović değil. Diğer Transfermarkt'ta diğer futbolcu 23 yaşında olan Bosna Hersekli futbolcu Arnautović. Oyuncu daha çok hani potansiyel gösterebilecekken tam olarak kendi potansiyelini gösterememiş bir futbolcu profili olarak gözüküyor. Hani pek başarılı olamamış gibi kendi liginde. Ama izlediğim zaman oyuncuyu bağlantı oyuncusu olabiliyor. Hani özellikle bu sene bence Hatayspor özellikle Volkan Hoca geldikten sonra ilk takımı hani oyun odaklı değil de puan odaklı olduğunu söylemişti. Bence bu sene tam tersi ilk başta hoca oyun odaklı bir takım ortaya koyacak. Bu anlamda Armin Ozic ben ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yedek bir oyuncu. Hani hocanın sonradan oyunu alıp katkı sağlayabileceği, yorulan defansın arkasına sarkabilecek ki bir yan mevkisi de santrofor oynayabiliyor. Daha çok böyle gizli forvet, off gibi duruyor oyuncu. Ofansif orta sahada oynayabiliyor, forvet arkasına da oynayabiliyor. Boyu da yani bir orta sahaya göre bir merkez orta sahasına göre bence var ve biraz da bana bazı golleri Talisca'yı hatırlattı. Beşiktaş'taki Talisca'yı hatırlattı. 1.88 boyunda. Ve fark ettiyseniz Hatayspor'un ilgilendiği bütün futbolcular ve transfer ettiği bütün futbolcuların boyu yüksek. Hatayspor, Volkan Hoca özellikle bu sene takımın boy ortalamasının da yüksek olmasını istiyor. Geçen sene bu biraz düşüktü çünkü. Özellikle bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Hani hocanın da antrenmanlarını izlediğim için biliyorsunuz takımdaydım ben geçen sene. Duran toplara inanılmaz önem veriyor hoca. Hani bütün maçlarda yani hiç sekmeden denediği tek şey duran top organizasyonları. Bu boy uzunluğunun da sebebi bu, onu da söyleyelim. Bu sene Hatayspor'dan duran top organizasyonlarından birçok gol izleyebiliriz, seyredebiliriz. Hoca çok önem veriyor. Bunu dile getireyim, hani özel bir bilgi olarak söyleyeyim bunu. Neden hani Hatayspor bu kadar boyu yüksek futbolcular alıyor derseniz, özellikle ofansif anlamda. Tek sebebi bu, hoca çok önem veriyor duran top organizasyonlarına. Bir diğer transfer İbrahim Demir. İbrahim Demir Uşakspor'da oynayan genç bir forvet, 17 yaşında. Oyuncu Hatayspor'a transfer oldu. Ben oyuncunun daha çok altyapılarda veya işte belli maçlarda forma giyebileceğini düşünüyorum. Potansiyelli bir oyuncu. Özellikle bazı maçlarda isminden çokça bahsettirmiş ve şık goller atmış bir futbolcu. İbrahim'in de ben önemli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İyi bir forvet olabileceğini düşünüyorum. Ama şimdi bakalım mevcut durumda Carlos Tanberg, Bertu, Onur Arı, İbrahim Demir dördüncü sıraya gelmiş oluyor bu durumda. Hani mevcut bu şekilde girerse Hatayspor forvet grubu olarak lige İbrahim fazla şans bulamayacak. Hani bu çok net bir şekilde gözüken bir şey. O anlamda altyapı maçlarında kullanılabilir. Gelişim için farklı bir takıma kiralık olarak gönderilebilir mi? Hocanın bu konudaki inisiyatifini pek bilmiyorum ama İbrahim Demir araştırdığım kadarıyla genç, potansiyel gösteren bir forvet. Hayırlı olsun dileyelim. Aynı Oğuzhan Matur gibi oyuncu hakkında çok fazla bir bilgim olmadığı için geniş kapsamlı yorum yapamayacağım. Ve bugün son değerlendireceğim isim bir zamanlar Napoli forması giyen Nikola Maksimovic, 31 yaşında stoper. Ben her zaman stoperde güçlü ve tecrübeliden yanayımdır. Özellikle Anadolu kulüpleri için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bence her Anadolu kulübü takımında iyi takım görmüş, tecrübeli ve orta yaşlı bir stopere ihtiyaç duyar. Hatayspor'da da bu her zaman bir eksikti. Simon Fallet örneği belki de vereceksiniz bu yorumuma ama bence Fallet'le Maksimovic'in kariyeri kıyaslanamaz bile. Maksimovic uzun yıllardır İtalya'da stoper mevkisine görev yapmış bir isim. 31 yaşında. Çok da bence yaşlı bir futbolcu değil. Özellikle ligimize gelen son futbolculara bakacak olursak 31 yaş. Genç bile kalıyor diyebiliriz. Son olarak Genoa forması giymiş. Şu anda kulüpsüz. Hatayspor'a da %95 ihtimalle transfer oldu. Onu da söyleyelim. Nazım Türknes abinin haberi. Aynı zamanda daha önce Salim abiden de görmüştüm bu haberi. Maksimovic stoper olarak Hatayspor'a gelecek. Bence çok doğru bir transfer. Maksimovic özellikle hani defans yapmanın baba liglerinden biri olan İtalya liginden geliyor.
Ve aynı zamanda Sırp bir futbolcu. Bence Sırp oyuncular her zaman çok güçlü olur. Maksimović de bunlardan bir tanesi. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. 31 yaşında. Özellikle stoper mevkisinde dediğim gibi ben her zaman tecrübeli ve güçlüden yanayımdır. Yaşını biraz almış olacak. Görmüş geçirmiş olacak. Bence Hatayspor'a özellikle geçen sezon stoper bölgesinin ne kadar dağıldığını gördük Hatayspor'da. İlerisi bir şekilde iş yapıyor. Ama bence Hatayspor'da asıl sorun orta saha ve stoperde ki bence stoperde. Stopere Maksimović bence ilaç gibi gelecektir. Oyuncunun sakatlığına da baktım. 2021 sezonunda bir sakatlık geçirmiş 2 sene önce. 2 senedir de sakatlanmıyor. Bence çok önemli bir transfer. Tabii ki de hani eski formunu aramak biraz hayal ürünü olur ama bence Süper Lig'de iş yapabilecek tecrübede ve yetenekli bir futbolcu. O yüzden Maksimović transferini ben çok doğru buluyorum ki bir zamanlar hani Torino'dan Napoli'ye 7 milyona transfer olmuş kiralık ücreti. Daha sonrasında 10 milyon gibi rakamlar konuşulmuş. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çok diri bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Maksimović'in. Orta sahada Dele Başsuri hamlesi yapıldı. Daha görkem sağlam. Armin Hodžić'i sayabiliriz. Yani Ruben de dönüyor bu arada. Abid de dönüyor. Onların da bilgisini verelim. Kampla ilgili hani kimler döndü, kimler performans veriyor. Bununla ilgili ayrı bir video çekerim. Bugün sadece şu an kesin olan, açıklanan ve açıklanması beklenen transferlerin takıma neler katabileceğini konuştum. Benim için de aslında iyi oldu. Çünkü bir sürü boş vaktim oluyor bu zamanlarda. Konuşabilmek belki de bana iyi gelir. Çünkü gerçekten dediğim gibi hani videoyu açtığımda da söylediğim gibi çok zor süreçlerden geçiyoruz. Allah hepimize dayanma gücü versin diyelim. Bugün bu şekilde değerlendirmiş olalım. Yorum kısmında belirtebilirsiniz abi veya kardeşim şu videoyu da çeksen faydalı olabilir veya şunu duymak istiyoruz, şunu bilmek istiyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Erce'ye çok sormuşsunuz bir Sarı Bekaj'dan sonra. Erce için şu an bir durum yok. Takımda kalacak Erce şu an için. Hani teklifler var diye duydum. Bir Sivasspor'un ilgisini duydum ben Erce'ye ama şu an için Erce takımda kalıyor. Yarın da kampa katılacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.